şekilde hayatım boyunca hep tasarım ve sanat oldu bir tarafta. Ama bir tarafta da hep böyle bir işte bilimsel merak, bilimsel düşünce ve bilim okuma durumu vardı. Ve bunlardan birine yerleşemedim böyle. İşte oradan oraya, bir ona bir buna falan filan ve bir yerden sonra artık bunları birleştirmeye de başladım yaptığım şeylerle. 10 yıldır ben görsel iletişim tasarımı yapıyorum. Paramı buradan kazanıyorum. Çok keyifle yaptığım bir iş. Kendi şirketim var ve ortağımla birlikte ve Kaya Dalı'nda, Emre Parlak'la birlikte kurduğumuz şirket. Bir de Çilek Ağacı diye ekibim var, onu da atlamayayım. Orada da birkaç bilgisayar mühendisi arkadaşımla, araştırmacı arkadaşımla böyle kendi kendimize seçtiğimiz konularda değişik veri analizi ve görselleştirmesi işleri yapıyoruz. Bütün bunlar ek olarak bir taraftan da şahsi pratiğim gidiyor. Orada da işte bahsettiğim konularda özellikle biyoloji ve zihin felsefesi odaklı olmak üzere okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ve bunlardan projeler üretiyorum. Bu projelerin de çoğu aslında bir şekilde bilgi tasarımı içeren projeler oluyor. Bu bilgi tasarımı bilginin bir şekilde görsel olarak düzenlenmesi ve yaptırılması işi. Senin projelerinde hep şeyi hissediyorum. Aslında birazcık geriye çekilince, bu bağları, örüntüleri oluşturunca hayattaki her şeye yeni metotlar, yeni yöntemler geliştirip onları daha iyi anlamak ve onları daha iyi anlatmak mümkün oluyor. İkincisi de gene insanlara çok uzak gelebilecek konuları böyle çok basitleştirebiliyorsun. Ve belki de bilgi tasarımı denilen şeyin de aslında yapması gereken şey bu. Burada bence şeyin kesişimi çok güzel ve ilginç hakikaten. Veriyle yola çıkıp son derece bilimsel bir metodolojiyle bir tasarım ürünü ortaya çıkartıp ama aslında bunu bir sanat eseri olarak yapmak. Belki de gördüğümüz her şey, bugün izlediğimiz bütün projeler aslında bir sanat eseri.